Babacığım. Kızım. Ela. Canım. Elam benim. Ela. Evet Ziya Efendi. Yani kendi öz kızına yaptığın kötülüğü görüyorsun değil mi? Ama sana ikinci ve son şansı vereceğim. Söylediklerimi harfiyen yaptığın takdirde kızına tekrar kavuşacaksın. Alo, Yakup abi. Savaş Doğan deme bana. Söylemiştim Ziya. Yapacak bir şeyin yok. İsteklerini yerine getireceksin. Maalesef onun da garantisi yok kardeşim. Bu adam senden istediğini alsa bile çocuğunu ortadan kaldırabilir. Ya ne diyorsun Ziya? Dünya kurulalı beri böyle bir kan emici görülmemiştir. Polise haber vermeyi düşünüyor musun? Bak Ziya, sana bir tek şey söyleyebilirim. Yusuf Miroğlu diye birini duydun mu? O çocuk bambaşka biri. Eğer Yusuf Miroğlu'nu ikna edebilirsen, sana yardım etmeyi kabul ederse, kızını da kurtarır, seni de, paranı da. Sağ ol abi, sağ ol. Peki abi, eyvallah. Yusuf Miroğlu. Usta, affedersin. Bu beyefendinin büyük bir derdi var. Biliyorum hiç keyfin de yok ama içim el vermedi. Hoş bir dinleyebilir misin? Buyurun oturun. Nasıl oturayım Miroğlu? Otursam, bir saniye otursam... kendimi kızımın cesedinin üstünde oturmuş gibi hissediyorum. Elimde değil. Affedersiniz. Size nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Hiç dert etmeyin. Yıkıldım. Savaş Doğan kızımı kaçırdı. Elinde şu anda. Kusura bakmayın. Ağlıyorum şu anda. Hayatta tek varlığım kızım. Savaş Doğan'ın eline düştüğüm için... belki de benim kötü biri olduğumu düşünüyorsunuz. Ne istiyor? Şerefsiz bir ortağım var. Beni ona satmış. Koparmak istiyorum. Bir şey değil. Bile bile kursağımdan bir kuruş haram geçmiş olsa yanmayacağım. Bana yardım ederseniz, eğer kızım kurtulursa, hayatım boyunca edindiğim ne varsa sizin olsun. Bunu bir daha sakın söyleme. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Söylemem. Bakın, insanlara kolay inanırım. Bu konularda belki de aptal denecek kadar safımdır. Estağfurullah. Keşke vakit olsa da beni bir sorup araştırsanız. Hiç önemli değil. Kötü adam bile olsanız kızınız masum. Onu kurtarmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Allah'ım. Allah'ım. Kızımı kurtar Miroğlu. Sonra istersen beni öldür. Eğer kötü biriysem bana istediğini yap. Sakin olmaya çalışın. Tamam. Peki. Sana yer söyledi mi? Hayır. Bir kere aradı. Kızımın sesini dinletti, kapattı. Sonra bir daha aradı. Bana yer bildireceğini söyledi. Tamam. Şimdi ne istediğini net olarak söyle. Alanya'da ortak olduğum bir otel var. Her şeyi benim de. Uzun hikaye. Oradaki hisselerimi büyük ortağıma devretmem için vekalet vermemi istiyor. Şey yaptın mı? Hisseleri mi? Evet. Hayır. Doğru buraya geldim. Ne söylerseniz onu yapayım. Sabri abi. Beraber notere gidiyorsunuz. Tamam. Ayşegül Hanım da sizinle gelsin. Oteldeki hisselerinden %10'unu... Tamamını vereyim. Her şeyimi vereyim. Hayır. %10'unu. Çocuk esirgeme kurumuna devredebilecek şekilde... Ayşegül Hanım'a vekalet veriyorsun. Peki usta. Sonra bu vekaleti alıp haber bekliyorsun.
Savaşta onu aradığında bu vekaletle oraya gideceksin. Bana da yeri bildireceksin. Tamam. Hadi gidelim. Buyurun. Abi, biraz kalır mısın? Tamam. Buyur usta. Abi, Hakkı'ya söyleyelim de bu adamı bir araştırsın. Tabii. Telefonlarımızı da verirsin. Tamam usta. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Anlatamam, görmen lazım. Evet. Bana geri dönmen lazım. Tamam. Ben orada olacağım. Sevmem için beni baştan sevmen lazım. Anlatamam, görmen lazım. Bana geri dönmen lazım. Yeniden gülmem için beni baştan sevmen lazım. Üstünü aradınız mı? Aradık efendim. İzleme olmadığından eminsiniz değil mi? Evet efendim. Hoş geldin Bay Ziya Kılıç. Kızım nerede? Önce vekalet nerede? Hayır, önce kızım. Özcan. Tamam patron. Gel. Kızım. Babacığım. Vekaletname. Sen. Ne haltlar karıştırıyorsun? Ah! Olduğun yerde kal Savaş Doğan.